İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46. 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi, rahmetullahi aleyh, hanıma nasıl davranmalı? Büyük İslam alimi Ahmet Mekki Efendi, aile saadeti hakkında şöyle derdi. Güzel huylu olmalı bir erkek hanımına. Şefkat ve muhabbetle davranmalı hep ona. Ev içinde daima güler yüzlü olmalı. Ona karşı yumuşak ve nazik davranmalı. Önce selam vermeli girince eve erkek. Hatırını sormalı, nasılsınız diyerek. Neşesiz, üzüntülü görürse onu eğer, teselli eylemeli, söyleyip güzel sözler. Onu çok sevdiğini bildirmeli kendine. İştirak etmelidir sevincine, derdine. Ağır ve zor işleri, mesela çarşı pazar, işlerini hanıma yaptırmamalı zinhar. Kolaylık göstermeli ona ev işlerinde ve yardım etmelidir çocuk terbiyesinde. Yemede, giyinmede imkanı varsa şayet, iyisini almaya etmeli sahi gayret. Onu hiçbir surette asla dövmemelidir. Dövmek değil, sert bile hiç söylememelidir. Resulullah buyurdu, eşini dövse bir zat, bilsin ki davacısı mahşerde benim bizzat. Onun huysuzluğuna sabırlı olmalıdır. Bir günden daha fazla dargın durmamalıdır. Ahlakında, huyunda değişiklik görünce, kendinde aramalı kabahati ilk önce. Görmezlikten gelmeli bazı kusurlarını, gizlemeli herkesten ayıp ve sırlarını. Ona yanındayken ve yanında olmadan hayır dua etmeli, kaçmalı bedduadan. Çünkü o gece gündüz beyi için çalışır ve onun en vefalı hayat arkadaşıdır. Onun kat'i surette kırmamalı kalbini, zira o beyi için adamıştır kendini. Bazı erkek vardır ki naziktir ona buna, lakin arslan kesilir evinde hanımına. Önemsiz bir şeyleri bahane eyleyerek incitir hanımını, hakaretler ederek. Şunu bilmelidir ki kalp kırmanın günahı sanki yıkmak gibidir kazmayla Beytullah'ı. Ve günahlar içinde küfürden sonra gelen mümini incitmektir şu veya bu sebepten. İmandan sonra ise en kıymetli ibadet bir müminin kalbine neşe vermektir elbet. Yine bilmelidir ki hanım esir değildir. Rabbin bir emaneti ve cennet nimetidir. Bu yüzden hanımını üzmemeli bir erkek ve ona güvenmeli çok muhabbet ederek. Öyle olmalıdır ki hanımıyla gerçekten bilsin ki beyim beni çok seviyor herkesten. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurun hocam. Evet, İslam alimlerinden ve Evliya-i Keram'dan olan Hayr-i Nessaç rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, belalara sabır, sabır yiğit kişilerin. Allah-u Teala'dan gelen her şeye rıza göstermek ise kerem sahiplerinin
evliyanın ahlakıdır buyuruyor Hayr-ı Nessaç Rahmetullah Teala. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler abi. Buyurunuz. Hocam. Buyurun efendim, dinliyoruz. Hocam hayırlı günler. Hayırlı günler efendim. Hocam önce dua isteyeyim. Mücahit abim için, şu anda Kayseri'de mantı yapan arkadaşlarım için, bir de çocuklarım için dua isteyeyim. Allah-u Teala razı olsun. Rabbim iki can saadeti versin. Ahir zaman fitnelerinden de muhafaza buyursun inşallah Teala. Allah-u Teala razı olsun hocam. Benim sorum namazla ilgili hocam. Muayeneyen günlerde hani namaz vaktinde tesbih çekiyor. Hani her namazda, öğlende mesela tesbih çekiyor. Secdede dua edebilir miyiz? Birinci sorum o. İkinci sorum da hocam. İkinci sorum bir daha vardı. Unuttum şu anda heyecandan. Peki efendim. Allah'a ta razı olsun hocam. Çok heyecanlandım. Peki efendim. Peki, teşekkür tamam, ediyoruz. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam efendim. Hocam öncelikle dualarınızı bekliyorum inşallah. Allah Teala razı olsun, razı olduğu halde bulundursun, ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun inşallah Teala. Amin cümlemizin inşallah hocam. Hocam öncelikle hocamızdan bu kitapları tercüme ettiği için, hazırladığı için Allah Teala razı olsun. Amin. Onun sayesinde hakikati öğrendik çok şükür elhamdülillah. Hocam benim mektubatla ilgili şöyle bir sualim olacak. Mektubatı bereketlenmek için severek okuyoruz hocam. Fakat bazı mektupları anlıyoruz, bazılarını anlamıyoruz. Yani anladığımızı zannediyoruz ama benim sorum şu olacak hocam. Mektubattan anlamadığımız mektupları geçerek, anladığımız mektuplara işaret koyarak tekrar tekrar onları okumak mı daha faydalı olur? Yoksa yani kitabı bitirdikçe tekrar tekrar en baştan sıralı şekilde okumak mı daha faydalı olur? İlk sorum bu olacaktı hocam. İkinci sorum da hocam. Biz neden hocam sürekli yani halimizden şükretmemiz gerektiğini sürekli unutuyoruz? Yani normalde birisinin başına bir sıkıntı geldiği zaman ya çok şükür diyoruz, yani onda sıkıntı var ama sıkıntı bizde olmadığı için şükrediyoruz. Fakat her an bulunduğumuz halimize şükretmeyi unutuyoruz hocam. Yani şükürsüz bir insan oluyoruz, çıkıyoruz. Yani hakikaten ne kadar namaz da kılsak, dua da etsek ama halimizi şükretmeyi unutuyoruz hocam. Yani bunun doğru ilacı nedir? Estağfurullah. Peki efendim, başka var mı? Tamam. Yok hocam, teşekkür peki ederim. Kolay gelsin. Allah biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun. Şey hocam, sorum vardı. Dinliyoruz efendim. Hocam normalde benim adet günlerim 6 gün oluyor ama son tekrar taktırmıştım ben doğum kontrolü için. 9-10 gün falan oluyor. Şimdi Ramazan ayı da geliyor. Hani oruç tutmam lazım mı? 6 gün mü adet günüm, yoksa 3 gün falan daha tutmayacak mıyım? 3-4 gün. Peki efendim. Hocam bir de dua istiyorum. Allah Teala iki can saadeti versin size de, sevdiklerinizi de efendim. Namaz kılmaya başladığım zaman hani bir tane namazın kabul olmaz, doğru kılamıyorsun gibi böyle vesveseler geliyor. Zaten çoğu zaman da bırakıyorum. Sakın ha. Tamam. Tamam canım, teşekkür ederim. Peki, biz teşekkür ederiz. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii tabii. Siz de bekliyordunuz zaten. Hı-hı. Bir şey sormamı. Şimdi şöyle bir şey var, kafama takılan bir şey sormak istiyorum. Öğrenmek istediğim bir şey. Şimdi büyüklerimiz çalışmışlar, çabalamışlar. Mesela Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh, o kadar kitabı ortaya koymak, araştırmak, işte delillerini filan da bulup, öyle basit bir iş değil. Tabii. Şimdi İlmihal gibi bir kitabı düşünsek bile sadece, yani insanın ömrünü alır. Zor ya, bir iş. Almış da zaten. Almış da zaten yani, zor bir iş. Şimdi onlar bunu herhangi bir maddi menfaat falan da gözetmeden, beklemeden yapmışlar. Hedef olarak da hani Emre abilerin buyurduğu gibi bir kişi, yani bir kişi daha kurtulsun. Şimdi onu hasbelkader tanımış olan bizler, yani kitabı en azından evet güzel bir kitap olduğunu falan biliyoruz. Onu alıp içindekilerle amel etmek yerine hava atmak için kullanırsak, yani ben kurtuldum, ben bunu biliyorum, İşte tanıdım yani neticede, diğer insanları böyle küçük görmek. Ya işte siz de nesiniz ki falan. Başkalarına hava atmak. Hatta onu tanıyan başkalarına da hava atmak. Ben bunu daha iyi bilirim gibi. Bu nasıl bir ahlaktır? Yani nasıl bir şeydir? Ona bir zarar olmayacak mı bunun? Efendim bu o zatı ve o zatın yazdıklarını anlamamanın alameti.
cahilliktir. Ve hani İmam Rabbani Hazretleri'nin buyurduğuyla ahmaklıktır. O zatın yanında da bulunmuş diyelim. Gene böyledir. Bulunsun. Öte defalarca dizinin dibinde oturmuştur. Ha, diyeceksiniz ki efendim kendinize çok emin söylüyorsunuz. Daha TGRT yoktu. Ben Milli Eğitim'den istifa edip ayrılıp Türkiye Gazetesi'ne geçmişim. Cağaloğlu'ndaydık o zaman. Sokağı da unutmadım hala. Çatalçeşme sokak. Merkez binaya oradaydı. Ha, birçok binalarda istihdam ediliyordu da merkez binaya oradaydı. O öbür binalarda oradaydı. Orada Enver abilerin bir gün celalliyken bir toplantıda bir şey söylediklerini aynı şekilde işitmiştim. Şimdi siz dediniz ki efendim dizin dibinde. Enver abiler de aynı şekilde buyurdular ki derimin altına, yani bu büyüklerin derisinin altına girsem bile onlara dediğini yapmadığın müddetçe, onunla amel etmediğin müddetçe zırnık istifadeniz olmaz. Derinin altına girme. Evet. Girsen bile. Derinin altına girsen bile. Derisinin içine girsen. Yani onu vücudundan bir parça gibi görmüş. O kadar yakın olsan yani. Ha, o kadar yakın olsan. Zırnık aynı şekilde istifaden olmaz buyuruyorlar. Peki dünyanın öbür ucunda olsan, onlara muhabbet etsin, onların kitabını okusan, onun amel etsin, uzaklık onlar için problem değil. Bir hat kurulur, o zatın kalbindeki nur, Afrika'nın daha uç köşesinde bulunan kimse veya bir dağ tepesinde bulunan, Everest'in tepesinde bulunan kimse oradan alır. Efendim alır mı? Almış. Nereden biliyorsunuz? Ya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatta. Veysel Karahan Hazretleri de hayatta. Yemen'de Karım köyünden hattı kurmuş. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rahmet rüzgarları dönüyor o tarafa. O taraftan esiyor buyuruyorlar. Ya Resulullah sizi bu kadar seviyor da niçin aynı şekilde gelmiyor? Eshab-ı kiram olmak şerefine nail olamadı. Haline mağluptu buyuruyor. Haline mağluptu. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hırkasını Hazreti Ömer ve Hazreti Ali vasıtasıyla ben vefat ettikten sonra gidin bu hırkayı ona verin giysin ümmetime dua etsin. Düşünebiliyor musunuz? Eshab-ı kiramdan herhangi birisine demiyorlar onu. Hazreti Ömer ile Hazreti Ali gidiyor. Buluyorlar. Mübarek diyor ki o aradığınız ben değilim diyor. Hazreti Ömer buyuruyor ki sizsiniz aç avucunu diyor. Resulullah Efendimiz dün işaret edip gelmiş. Bir parasastalım ne geçirmişim işte aç avucunu diyor. Avucunu. İz var orada. Senin şeklini cemalini hepsini tarif etti. O sizsin. Çıkartıyorlar. Resulullah Efendimiz'in selam var. Burkayı al. Benim ümmetime dua etsin. Ve tabii hal sahibi olduğu için koştuğu alam ya. Götürüyor hırkayı. Giyemiyor bile koyuyor önüne. Ama nasıl çıkır çıkır ağlayarak dua ediyor. Çok uzamış yaptığı dua. En sonunda Hazreti Ömer radıyallahu anh ayrılacaklar. Şapınca niye acele ettin diyor. Gelmeseydin diyor. Daha çoğu affedilecekti. Tabii Veysel'de takdir o kadar onun gelmesi lazım artık. O kadardı. Şimdi Veysel Karani Hazretleri hayatta. Peygamber Efendimiz hayatta. Nasıl yetişti peki Veysel Karani Hazretleri? Peygamber Efendimiz'den feyiz aldı. Peygamber Efendimiz'in kalbinden aldı. Dolayısıyla uzaklık, yakınlık söz konusu değil. Ebu Cehil de Peygamber Efendimiz'i hep gördü. Hep gördü. Peki efendim, yani hatta Allah Teala rahmet eylesin, Emel abiler bir gün bir misal verdiler. Bir bir evdeydi, bir nişan mı ne vardı falan, orada bir mektubat okudular falan. Oradan on sana işte hocamız burasını izah etti, açıkladı diye bir nakiller yaptılardı da orada hatırımda kalmıştı. Şimdi misal verdiler. Onu umum toplantılarda yaptılar. Belki duymuşsundur. Yapıyorlardı çünkü. Hüseyin Hilmi Efendi de tam Hilmi Aleyhisselatü'de bir dedi, anlatıyorlar bunu. Güneş misalini vermişler. Güneş mesela doğuyor. Ne veriyor? Isı ışık veriyor. Kime? Herkese ya. Dağa, taşa, bütün ağaçlara, nebatata, denize, toprağa, ondan sonra Müslümana, kafire, ateiste, putpereste. Ayrım yapıyor mu? Yapmıyor. Yok. Ayrım yapmıyor. Herkese veriyor. Buyurdular ki bu büyükler böyledir. Yani peygamberler Aleyhisselatü Vesselam ve onların varisleri böyledir. Kalplerinden Peygamber Efendimiz vasıtasıyla gelen onur da onun surette böyle cihana yayılır. Cihana yayılır.
Ondan sonra İmam-ı Rabbani Kudüs Hazretleri bir misal daha veriyor. Onu da naklediyor. O da açıkça yazılı. Saadet-i Ebediye Hüseyin Hilmi Efendi almış onu. Güneş buyuruyorlar. Bibere de elmaya da yansıyor. Bibere de elmaya da yansıyor. Aynı uzaklıktalar. Burada biber, burada elma ağacı. Aynı bahçede. Elma mesela goldendir. Amasya'dır. Kızartıyor onu. Kızardıkça tatlılaşıyor, lezzetli, olgunlaşıyor. Biber de kızarıyor. Güneşten alıyorlar ısı ve ışığı. O da kızarıyor. Ama biber de kızardıkça aynı şekilde zehir zemberek oluyor. Güneşten değil buyuruluyor. Cibilliyetlerindendir bu. Hatta bir misal daha vermişler. Güneş çamaşırlara da, çamaşır yıkayana da aynı şekilde ısı ve ışık gönderiyor. Çamaşırlar güneşten ısı ve ışığı aldıkça kuruyor, bembeyaz oluyor. Ama çamaşır yıkayana da vurdukça onu da karartıyor. Kendi cibilliyetindendir, yaratılışındandır. Bu büyüklerin dizinin dibinde ama alma kabiliyeti yok. O zattan gelen nur ona da geliyor ama onda zehire dönüşüyor. Peygamber Efendimiz'den gelen nur Ebu Cehil'e de gitti ama onda zehir zembereye dönüştü, düşmanlığı arttı. Hadise bundan ibaret ya. Çok açık net açıklamışlar bunu. Evet. Çok açık net açıklamışlar. Efendim ben gördüm işte yanında bulundum falan filan. Bulun. Bulunmak kıymetli bir şey değil ki. Kıymetli bir şey. Kıymetli bir şey değil derken özür dilerim. Kıymetli de idrak edebilirsen kıymetli. Ve bir de bu büyükler ateşi suzandır. Yakın olunca da yakarlar. Çünkü ince edeplere de riayet etmen gerekir. Orada lambur lumbur hareket edilmez. İdare edilen bir adam da olmuş olabilirsin. Tabii. On sana bakarlar, mudara ederler. Ve hemen abiden duydum. Bir arkadaşa bir gün demişler ki ben seni idare etmeye kalkacak olursam ancak mahşerde anlarsınız. Oo, dünyada idare edin. Hemen bana buyurdu ki ben işte çok mükemmel adamım falan filan filan filan. Baktı ki aynı şekilde anlattı kalın kafanın tekisi, aynı şekilde anlamıyorsun. Ondan sonra da Emir abi mudaraya geçti veya mübarekler mudaraya geçti. Hatta Efendi Hazretleri mudaraya geçti. Seyyid Fehim Hazretleri mudara etmeye başladı. Daha Yakari Hazretleri mudara etmeye başladı. Peygamber Efendimiz de mudara ediyordu. Çünkü mudara İslam ahlakıdır buyuruyor. Çünkü nefsine istediği yemat veriyorlar. O da kendisini hak bayram zannediyor falan. O da hak bayram. Peki efendim istifade etmenin alameti ne? Eğer böyle bir zat tanıdıysan onu büyük bilmek, onun buyurduğu şekilde hareket etmek. Ondan sonra o öğrendiklerine başkalarına hava atmak değil. O öğrendiklerini de başkaları aynı şekilde öğrenip onunla halletmesi için çırpınmak. Çünkü hemen abiler buyuruyorlardı ki maksat bir kişi daha cehennemden kurtulsun diye çalışmak. Aa ben abi dinledim. Ha siz yap kitaplar da al. Ha gazete al biliyorum da gazeteyi almıyorum. Beğenmiyorum falan yaz onun için almıyorum. Nasıl istifade ettin? Neresinden istifade ettin? Emir abi hayattayken bu gazete farklı basılıyordu, şimdi farklı mı basılıyor? Emir abi hayattayken bu kitaplar farklı basılıyor, şimdi farklı mı basılıyor? Kitap aynı kitap, gazete aynı kitap, aynı. Radyosu, televizyonu yine aynı. Aynı şekilde sen böyle başkasına tepeden bakıyorsan, muhalefet ediyorsan, tenkit ediyorsan, o zaman arkadaş otur kendinde aynı şekilde cibilliyetinde bozukluk var ve o bozukluk yüzüne vurdu, hallerine vurdu, hareketine vurdu. Daha doğrusu başından samimi değilmişsin. Başından samimi değilmişsin. Hemen abi bir şey anlattılardı. O zaman dedim bazı şeyler böyle zihnimde tereddüt oluyordu da bir Miraç kandiliydi. Buyurdular ki Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'a çıktığı zaman döndü. Amcasının kızı Ümmü Halin'in evinde. Döndü. Onlara anlattı. Dedi ki bu gece böyle böyle oldu. Şimdi gideceğim. Kabe'ye ben bunu anlatacağım. Onlar dediler ki tabii amcaların çocuğu. Yani Haşimi oldukları için itibarlarını düşündüler. Aman ha dediler. Anlatma. Sakın anlatma. Zaten aynı şekilde sana düşmanlar. Bunu duyarlarsa hiç inanmazlar. Hatta inanmak isteyenler vazgeçer. İnananlar da tereddüt olur. Anlatma bunu. Hemen abiler işte bizim anlayacağımız bir ifade kullandılar. Hemen abiler çürük baştan çürük. Bize sağlam lazım. Bozuk baştan bozuk. Bozuk baştan bozuk. Geldiler anlattılar. Ya hiç ses çıkmadı biliyor musun? O dinleyenlerin arasında mümin de vardı. Ha bazılar köleydi cesaret demediler dediler. Mekkeli müşriklerin ileri gelenleri şöyle baktı. Herkes falan yani bu hiç olmayacak şey falan şey yapınca tamam dediler ya biz bitirdik bu işi. Yani Muhammed'ül Emin'in kendi kendini bitirdi. Kendi kendini bitirdi. Hani derler ya ayağına sıktı.
Dedi bu kendine. Bunun dediler bir tane bir adamı daha var. Bir de ona gidelim. O da bizim kafadan ama dediler. Yani İşi bir tek sağlama alalım yani. Sağlama. Geldiler grup halinde. Kapıyı çaldılar. Hazreti Ubeyk radıyallahu anh Hazretleri'nin evine gelmişler. Dedi. Çıktı. Buyurun dedi. İşte dedi sen akıllı bir tüccarsın. Neyi soruyorsunuz dediler. Kudüs'e diyor dediler ne kadar zaman içinde gidilir gelinir. Hazreti Ubeyk kaç defa gitti geldi oraya. Tüccardı. İyi biliyorum diyor. 15 günde gidilir 15 günde gelir. Tamam dediler ya sen akıllısın bizim gibisin yani. Ama dediler senin efendin, senin efendinden kastı Peygamber Efendimiz. Onu duyunca evet dedi benim efendim ne dedi? Ne dedi? Senin efendin dedi ki ona bir gece diyordu. Bir gecede gidip geldiğini söylüyor. O dediyse doğru söyledi. O öyle şok oldu. Ya dedi nasıl olur? Mırıldana mırıldana geri döndüler. Hemen üzerini giydi Resulullah Efendimiz Kabe'de. Masum bir şekilde oturuyor. Daha uzaktan Resulullah Efendimiz'i görünce, ya Resulullah mübarek yüzünüzü görmekle, mübarek sözlerini işittiğimizde gönlümüz gözümüz açılıyor. Ya Resulullah miracına inandım. Miracına inandım. Senin dediğine inandım. Anlat, bereketlenelim dedi. Ve bu söz bomba gibi düştü. Müşrikler şaşırdılar. Müminler kendilerine geldi. İnananlar kendilerine geldi. Çünkü Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazretleri bu sıradan birisi değil. Bu Allah-u Teala'nın kudreti tezahür ediyor orada. Onlar Muhammed Aleyhisselam'a takılıp kaldılar. Götüren Allah-u Teala, getiren Allah-u Teala bir anda götürür, bir anda getirir. Babaannem rahmetli derdi ki oğlum derdi. Allah-u Teala zifiri karanlıkta kara taşın üzerinde kara karıncanın yürüdüğünü görür. Ya nene nasıl görür? Görür oğlum derdi görür, görür. İman böyle olur. İman böyle olur. Ondan sonra herkes yerli yerine geldi. Ebu Cehil inkar etti. Bazıları inkar etti. Medine-i Münevver'de münafıklar inkar etti. Dolayısıyla ben yanındaydım, dizinin dibindeydim falan. İstifade etmekten sonra istedin derisinin altına gir bir faydası olmaz. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı önce haramlardan sakınmalıdır. İslam dininde haramlardan sakınmak emirleri yapmaktan daha önce gelir. Zira ameller üçe ayrılır. Birincisi günah olan işlerdir. Bunlar Allah-u Teala'nın beğenmediği şeylerdir ki masiyet denir. Emredilenleri yapmamak ve yasak edilenleri yapmak masiyettir, yani günahtır. İkincisi, Allah-u Teala'nın beğendiği şeylerdir ki taat denir. Bunları yapanlara sevap verileceği vaat edilmiştir. Üçüncüsü ise mübahlardır. Bunlar yapanın niyetine göre taat veya günah olurlar. Bunlardan birincisi, yani günah olan işlerden sakınmak çok kıymetlidir. Zira nefse günahlardan kaçmak, ibadet yapmaktan daha güç gelir. Onun için günahtan kaçmak daha çok sevaptır. Zaten Peygamber Efendimiz bir zerrecik, yani çok az bir günahtan kaçınmak, bütün cin ve insanların ibadetleri toplamından daha iyidir buyurmuşlardır. Abdullah bin Ömer Hazretleri de, kambur oluncaya kadar namaz kılsanız ve kıl gibi oluncaya kadar oruç tutsanız, haramdan kaçınmadıkça kabul edilmez, faydası olmaz buyurmuştur. Dinimizin bildirdiği sıraya göre önce ehl-i sünnete uygun iman etmek, sonra haramlardan sakınmak, sonra farzları yapmak, sonra mekruhlardan sakınmak, sonra müekket sünnetleri, daha sonra da müstehapları yapmak lazımdır. Bu sırada önce olanı yapmayanın sonra olanı yapmasının hiç faydası olmaz ve önce olanı yapabilmek için sonra olanı terk etmesi caiz, hatta vacip olur. Seyl bin Abdullahi Tüsteri Hazretleri buyuruyor ki, hakiki imana kavuşmak için dört şey lazımdır. Bütün farzları edeple yapmak, helal yemek, görünen ve görünmeyen bütün haramlardan sakınmak ve bu üçüne ölünceye kadar devam etmeye sabretmek. Allah-u Teala haramlardan sakınanı, farzları yapanlardan daha çok sever. İyi huylu olmak farzdır, kötü huylu olmak haramdır. Kötülük yapmaktan sakınmak
iyilik yapmaktan daha kıymetli ve daha sevaptır. Kalp göze tabidir. Gözler haramdan sakınmazsa kalbi korumak güç olur. O halde imanı olanların, Allahü Teala'dan korkanların harama bakmaması, günah işlememesi lazımdır. Ancak bu suretle kendini korumak, dünya ve ahirette zarardan kurtulmak mümkün olur. Zamanımızda vera ve takva, kalbi, dili ve bütün uzuvları haramdan korumak, insanlara ve hayvanlara zulüm, işkence yapmamaktır. Bunun için haramların hepsinden ve tahrimi mekruhlardan sakınmak takva olur. Farzları ve vacipleri terk etmek haramdır. Müekked sünnetleri özürsüz terk etmek tahrimen mekruh olur. İtikatta, ahlakta, amelde emrolunanları terk edene azap yapılacaktır. Azaba sebep olan şeyleri terk etmek lazımdır. Emirleri Allah rızası için yapana sevap verilir. Hayırlı iş yapana niyetine göre sevap verilir. Kötü iş yapanın niyetine bakılmaz. İyi niyetle yapsa da cezasını çeker. Zira iyi niyetle günah işlenmez. Günah işlememek kalbinde meleke, tabiat halini almalıdır. Bunu başarabilen kimseye müttaki ve salih denir. Kalpte tabiat halini almadan, kendini zorlayarak günahlardan sakınmak takva olursa da, veli olmak için günah işlememek huy halini almalıdır. Bunun için de kalbin temizlenmesi lazımdır. Kalbin temizlenmesi İslamiyet'e uymakla olur. İslamiyet üç kısımdır: İlim, amel, ihlas. Emirleri ve yasakları öğrenmek, öğrendiklerine tabi olmak, bunları yalnız Allah rızası için yapmak lazımdır. Kur'an-ı Kerim bu üçünü emir ve met etmektedir. Bir kimsenin kalbinde Allah sevgisinden başka bir şey varsa, diğer insanların kalbinde o insana karşı sevgisizlik doğar. Allahü Teala'ya yakın olmak, yani onun sevgisine kavuşmak için ihlasla İslamiyet'in hükümlerine uymak lazımdır. Bu hükümlere uymak, önce ehl-i sünnet alimlerinin bildirdikleri gibi iman etmek, sonra haramlardan sakınmak ve farz olan ibadetleri ihlasla yapmak demektir. Din büyükleri talebelerine ve kendilerini sevenlere nasihat ederken hep Allahü Teala'yı an, dilini başka işlerle uğraşmaktan koru, nefsini hesaba çek, ilme yapış ve edebi muhafaza et, merhamet sahibi ve yumuşak ol, Allahü Teala'yı unutturacak her şeyden uzak dur. Bir kimsenin Allahü Teala'ya olan sevgisinin gerçek olup olmadığının alameti, kendisinde deniz misali cömertlik, güneş misali şefkat ve toprak misali tevazu gibi üç hasletin bulunmasıdır buyururlarmış. Bir yandan günah işleyip bir yandan da estağfirullah demek istiğfar değildir. Asıl istiğfar Allahü Teala'nın emirlerine uymak, yasak ettiği şeylerden sakınmak, günahları terk etmektir. Allahü Teala izzeti ve şerefi ilme ve ibadete vermiştir. İlim de ehl-i sünnet alimlerinin eserlerinde vardır. Alçaklığı ve zilleti de haramlara vermiştir. Haramlara düşmemek, dünya sevgisini kalbe sokmamak lazımdır. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, birinci bölümdeki ilk dinleyicimizin tek bir suali vardı. Hanımlar dedi, muayyen zamanlarda tesbih çekebilirler mi? Efendim, bütün tesbihatın hepsini çekebilirler. Kelime-i tevhid, kelime-i tenzih, kelime-i temcid, salavat-ı şerife, bütün tesbihatları. Dua olarak bildirilen hadis-i şeriflerde ehl-i sünnet alimlerin kitaplarında naklettiği bütün duaların hepsini okuyabilirler. Kur'an-ı Kerim okuyamazlar, Kur'an-ı Kerim'e el süremezler, camiye giremezler, beş vakit namaz kılamazlar, oruç tutamazlar. Ya bunun dışında tesbihatların hepsini muayyen zamanında aynı şekilde yapar. Herhangi mahsur yok. Hatta dinleyicimiz dedi ki, biz bu tesbihatı yaptık, bunun duasını da yapabilir miyiz? Tabii, hiç mahsur yok.
Efendim, ikinci dinleyicimiz mektubata dedi, bereketlenmek için okuyoruz. Hani bazılarında anlatılan şeyler, mesela fıkhi konu bildiriyorlar, o anlaşılıyor. Veyahut da ahlaki bir konuyu izah ediyorlar İmam-ı Rabbani, o da anlaşılıyor. Ama tasavvufi konular var. Mesela şeyde Muhammed bin Kutbuddin İzzeki Hazretleri'nin yazdığı Miftahul Cenneh orijinal ismi Mızrak değil mahal. Ben o kitabı her okuyuşta o zata olan hayranlığım artıyor. Sebebine gelince bu zat bütün fıkıh kitaplarını, Hanefi fıkıh kitaplarını taramış, ahlak kitaplarını, akai kitaplarını taramış ve baş parmak kalınlığında bir kitabın içerisine en elzem, en lüzumlu olanlarını almış. Kolay iş değil o. Ben de yaparım, sıkıysa yap bakalım. Hadiri Meydan. İşte Seyyid Abdülhakim Arvaz Hazretleri, işte mübareklere, Hüseyin Hilmi Efendi'ye bu kitabı yazan salih bir zatmış, okuyana tesir eder. Abdülhamid Han Cennet Mekan Hazretleri de her tarafa katır yükleriyle dağıtmış o kitabı. Ve yayınladılar, mübarekler de yayınladı. İslam Ahlak kitabı içerisinde var. Bir de mektubatta İmam-ı Rabbani Hazretleri Kudüs'e sorun. Tabi Muhammed bin Kutbuddin İzzeki Hazretleri ile İmam-ı Rabbani Hazretleri kıyas kabul etmez, karşılaştırılmaz bile. Çünkü İmam-ı Rabbani Hazretleri Hicri 1000 yılında gelen, yani derecesi çok yüksek bir zat. Bu zat tasavvufu anlatmış. Diyecekler ki ne olmuş falan. Tasavvuf hal ilmidir buyuruyor Mustafa Bey. Kal değil, söz değil, yazı değil. Hal ilmi. Mesela şöyle söyleyeyim. İşte benim kolum ağrıyor. Veya şuram acıyor. Nerede acı, nerede ağrı gösteremezsin ki. Yaşıyorsun onu ya. Soyut yani bugünkü tabirle. Soyut bir şey. Öyle sevindim, öyle sevindim ki neredeyse çıldıracaktım. Ya kaç çok kaydı senin sevincin? Göster bakayım şu. Yok, o bir haldir. Tasavvuf da öyle. Gönülde hasıl olur. Ama mübarek kal ile, yani yazı ile onu hissettirmiş biliyor musun? Yani öyle yüksek bir saat. Evet. Tasavvufu hal ilmini kal ile, yazı ile, söz ile hissettirmiş. O da onun büyüklüğünü gösterir. Çevirenin de büyüklüğünü gösterir aslında. Tabii tercüme edenin de. Tercüme edilemez yani öyle şeyler kolay kolay. Edeni gördük. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubatından aynı şekilde tercüme edip oralardan okuyup aynı şekilde İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin dil uzatan hakaretten bir sürü ahmak da var yani. Anlamayan ahmak da var. Biz şeyde fakültede okurken Mevlana Hazretleri'nin eserleriyle ilgili falan çeviriler gelirdi bazen elimize. Adam orada diyor ki o da yani Türk ve Müslüman kültüründe mesela kral diye bir şey yoktur. Hı hı. Orada işte mübarek Mevlana Hazretleri işte bir sultan veya bir işte padişah diyecek. O orada duymuş bir kral dedi ki. Adam böyle çevirmiş yani. O kadar kapasitesi yani. Kapasitesi o. Yok o meşhine adam da yok. Hükümdar diyememiş kral diyor. Ve netice olarak da şimdi ne efendim işte bak burada tercüme etmiş falan. Hani bir zaman zaman anlatıyoruz ya. Yani herkes kitap tercüme edemez. Mesela efendim işte İbn-i Abidin'e baktık diyor bazı ahmaklar. Baktım da ne oldu hiçbir şey olmadı yani. Aklın kıt, ilmin kıt, altyapın kıt. Anlayamadın. Ama Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh İbn-i Abidin'de bildirilen ve lazım olanların hepsini Saadet-i Ebedi kitabına almış. Senin anladığın değil. Hüseyin Hilmi Efendi'nin anladığı benim için üçcettir, bir eserettir. Senin anladığın değil. Efendim ben de biliyorum. Biliyor da bildiğin aynı şekilde yanılmana yetmiyor. Yanılmana yetmiyor. Dolayısıyla Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala aleyh tercüme ettiği ve Saadet-i Ebedi kitabının altlarını. Bunlar bereketlenmek için okuruz. Hani diyelim ki böyle sırayla okuduk gittik. Hani bazı mektupları defalarca tekrarlayabiliriz. Ama ille hani anlayamadığımız kısımlar bereketlenmek için okur geçeriz. Yani öyle sırayla devam edelim. Tabii canım mahsuru yok. Önemli olan o kitabı açmak.
Orayla okuyunca ruhumuz orayla bağlantıya geçer. Hani Emir abilerin bir sözü vardı. Mükâtebe nısfı mülke, mükâleme. Yani okumak sohbetin yarısıdır. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin aynı şekilde kitabını açmışsın, okuyorsun. Sohbet ediyorsun. O varlık olsun. Efendim dinleyicimiz bir de dedi Allah-u Teala bu kadar nimet vermiş dedi. Hani görüyoruz, ediyoruz dedi. Neden şükredemiyoruz hakikaten? Dinleyicimiz onu iyi yakalamış. Ya dibimizde komşularımız mesela Suriye tarumar oldu. Adamlar yiyecek ekmek bulamıyor. Ev yok, vatan yok bir kere. Yok. Sen daha ince de çöpe atıyorsun şeyi, yiyeceği. Bir gün Cenab-ı Hak bunu elimizden alır. Şeyde Irak'ta tarumar oldu. Geçenlerde birisi anlattı. Dedi tanıdığım Irak'tan gelen birisi anlat dedi. Allah-u Teala bize öyle zenginlik verdiydi ki böyle paraya bile gına geldiydik. Ayağımızda iterdik paraları dedi. Parayı dedi. Şimdi dedi 3 kuruşa muhtaç kaldık. Ya. Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimete şükredilmez, nankörlük edilirse Allah-u Teala onu alır. Hatta acı azap ederim buyuruyor. Acı azap ederim. Onun için çok dikkat etmek gerekiyor. Irak'ta bir zamanlar insanlar petrol istasyonlarında arabasını yanaştırıp bedava doldurup gidiyordu. Tabii. Para yok, pul yok. Tabii. Şimdi adamlar ellerinden aldılar onları. Ellerinden aldı. Irak'tan adam kaçıyor. Kaçıyor. Başka bir yere sığınayım diye. Suriye'deki kaçıyor. Afganistan'daki kaçıyor. Geliyorlar aynı şekilde Yunan'ın zulmüyle karşı karşıya geliyorlar. Bizim kamyoncular yedek depo yaptırırlardı Irak'a gidenler. Tabii. Oradan bedava diye doldurup gelirlerdi. Bir zamanlar. Öyle. Hatırlıyorum onu. Hatırlıyorum. Çifte şeyler yapılırdı falan. Depo. Doldurup getirirdi. Depo getirirdi. Anlam getiriyordu orada. Efendim Kur'an-ı Kerim'de Sûre-i İbrahim 7. ayet-i kerimesi verdiğim nimetlere şükredersiniz. Arttırım şükretmezseniz elinizden alır. Acı azap ederim. Mealen öyle buyuruluyor. Dolayısıyla Allah-u Teala bir insan yaratmış, sıhhat vermiş, iman vermiş, ehl-i sünnet itikadı vermiş. Daha ne istiyorsun? Emen abinin tabiriyle sopa derlerdi yani. Evet. Sopa. Onun için verdiği nimetleri beğenmemek Allah-u Teala korusun. Yani yiyecek, içecek, giyecek neyse onlara da hepsini şükretmek lazım. Peki şükür nasıl olur? Allah-u Teala verdiği nimetleri Allah-u Teala razı olduğu beğendiği şekilde kullanmakla olurmuş o da. O da öyle olurmuş. Şükür demekle değil. Değil. Yani. Şükür denecek dille söylenir de ama sen mesela diyelim ki kurmuşsun masayı, rakılarda donatmışsın. Şükür işte bugünleri aynı şekilde falan filan diyorsun. Bu şükür değil ya Allah-u Teala için. İman da gider buna. Yani çünkü Allah-u Teala haram ettiği, yasak ettiği bir şeye sen aynı şekilde temenni ediyorsun. Teşekkür ediyorsun falan. Şükrediyorsun. Bu küfür olur. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetleri yine Cenab-ı Hakk'ın verdiği yerde kullanmalı. Mesela Allah-u Teala güzel bir ses verdi. Sen bunu çalgıyla, şarkıyla bilmem neyle harcarsan güme gidersin. Bu bir. İkincisi ben Kur'an-ı Kerim ezberledim işte hafız oldum falan. Kur'an-ı Kerim okuyorum. Onu da şarkı kalıplarıyla okuyup onu da dünya menfaati için kullanıyorsan senin de öbürsünden bir farkın yok. Senin de öbürsünden bir farkın yok. Sen de gümbürtüye gittin. Çünkü hadis-i şerif var. Nice Kur'an-ı Kerim okuyanlar var ki Kur'an-ı Kerim onlara lanet eder diye. Dünya menfaati için kullanıyorsun onu da. Yarın ahirette gideceğin yerde belli oluyor. Çünkü tercihini sen dünyada kullanmışsın. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu beğendiği şekilde gözü de, kulağı da, eli de, ayağı da, parayı da, mevkii de, makamı da, servet de neyse. Cenab-ı Hak ne ihsan ettiyse bunların hepsini Allah-u Teala razı olduğu beğendiği yerlerde kullanırsa şükredilir. Aksi halde nankörlük olur buyuruyor. Son dinleyicimiz benim de adet günlerim 6 gündü. Ama dedi işte 9 oluyor 10 oluyor falan. Efendim tam İlmihan Saadet Tebeli'yle buyuruyor ki mevsimler yedikleri üzüntü, keder, sevinç neyse. Çünkü bu bir makina değil insan vücudu. Hassastır. Çeşitli şeylerden etkilenir. Bunun için de Saadet-i Ebediye'de hanımların muayyen günleri her ay standart olmayabilir. Her ay değişebilir. Hanefi'de en azı 3 gün, en fazlası 10 gün. Efendim işte 6 gün geldi ondan sonra 7-8 devam etti. Devam etti. 9'da kesildi. Senin adet günü değişti. 6'da değil artık 9 gün. 9 gün oldu. Öbür ay işte 5 günde kesildi. 5 günde kesildi. Ertesi ay düzeldi. Gene 6 güne devam etti. Olur. Yani zaman aynı şekilde değişebilir. Onun için endişe etmemeli. Hani bir rahatsızlık varsa da doktora gitmeli.
Bir de dinleyicimiz dedi ki işte dedi, bu sebepten dolayı ben de namazda vesvese falan geliyor falan dedi, işte senin namazın olmuyor falan filan. Bu şeytanın aldatmasıdır. Şeytan doğrudan doğruya namaz kılma demez. Sıradan bir varlık değil. Nefs de öyle. Ama seni yorar. Nerede yorar? Mesela bu dinleyicimizin adet günleri düzensiz olduğu için orada bıktırır. Senin namazın olmadı, benim namaz olmaz falan, kırma, kırmaman lazım falan filan, oralardan girer. Ha bu dinin bildirdiği hükmü öğrenirse değişti demek ki, namazımı kılmıyorum. Ha, temizlenince kılıyorum, bitti. Fırsat bulamaz. Veyahut da abdeste vesvese verir. İşte iki defa yıkadın, üç defa olmadı, dördüncü yıkatır, beşinci yıkatır, gusülde yapar. Ya bunları aldırmazsın, yok dersin. İlk başına gelirse tekrar edersin. Sonra geliyorsa iki defa bile yapsan ben üç defa yıkadım dersin. Namaz da aynı şekilde. Öyle devam eder ve aynı şekilde vesvese gelecek olursa ben Rabbimin emrini kitaplarda bildirdiği şekilde yerine getiriyorum. Benim gücüm, takatım buna yetiyor. Ve şartlarına da uyuyorum. Senin söylemenin bir kıymeti yok. Ya o zaman şeytan diyecek ha, ben bunu kandıramayacağım. Başka konulara geçer, oradan saldırmaz artık. Abdest aldıktan sonra Kadir suresi okunur mu? Okunur. Kaç kere okunur? Efendim mesela bazı kitaplarda bir defa, bazılarında üç defa ifadesi de geçiyor. Okunabiliyor. Bir defa da olur. Üç defa da olur. Vakti müsaitse üç defa da okuyabilir. Çünkü bir hadis-i şerifte de zikrediliyor. İşte abdest aldıktan sonra okumanın çok faziletli olduğu, sevap olduğu da bildiriliyor. Vakti şeyse müsaitse okuyabilir. Bir ev satan bazı şeyler var. Banka dışında kuruluşlar var. Oralardan ev alınabilir mi? Şartlarını biz bilmiyoruz. Nedir ne değildir. Eğer haram yoksa, faiz yoksa ve İslamiyet'in bildirmiş olduğu ortaklık şartlarına uygun yapılıyorsa olur. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve toplum.